kaldın üzgünlüğü artık büyüdüğümü harcama aranızdan kurtulacak. Oğlumuz ziyaret geliyor. Bir yaz sonra yanımız olacak. İnşallah. Sonra demek istedim. Çok yani üzüm derim sana. Sen anlaman istemem.
Maxi, biz Aksin'i iddia ettik. Yoksa saygıda bir kusur ettik. Yoksa bilmeden bir hata ettik ha? Yok, hiçbir hata, hiçbir saygısızlık etmediniz. Allah varım kata. Ne sen, ne gelinim. Gelir ya, o neredeyse gelir. Tamam, sen üstüne değiştirmeyeceksin. Ne şeyde var benim üstüne? Babayla gelin.
Demek seni yaralamadı. Alamadım baba. Hemobaktan iskender edilebilir. Ne dedin? Söylesin babama lan. Artık neresi ilaç etsin size? Kessin. Vermesin hapusun kartında bir yalnız başına. Çok rezil oldum. Çok mançuk oldum baba. Hadi de kadere kapına da gelin. Ya oyalanma ha. Tamam. Hadi gecikme de gidecek uçak alalım. Ne? Ne yani ben de geliyorum uçak alalım mı? Evet kızım hadi oyalanma. Allah'ın içinden nasıl başa çıkacak bu fiyatlarla? Beceber! Şimdi sana kaç defa söyleyeceğim be oğlum? Adın Cemiye değil be! Emet Elif! Emet Elif! Tamam baba, anladım. Emet Elif. Demin Cemiye dedim be oğlum. Ben Cemiye demedim yavrum. Fiyatlar çok arttı dedim. Yağın, şekerin, tuzun her şey fiyat arttı. Başa çıkamıyorum hakkı. Boş versin onları. Ateş alsın. Bende para çok. Heh, sende para çok. Çok da iyi. Ne kadar iyi? İyiyim baba. İyi. Allah bilirsin bizim. Ne oldu Mehmet Mustafa? Uçak geliyor. Bana da hadi içecek ya. Tamam ya o sakin ol. Of. Gelsin de şuna sayın. Çeçem var. Dima benim yine ne arayacaksın anne? Neden oldu bu var? Adı Huriye değil be oğlum. Çok ağır hep herhalde abim de yanlış anlamaz. Anlat hadi.
doktor? Yani değilim. Aşk olsun sana verdim. Ne oldu abi? Beni karşılama, eve gelmedin. Haklısın abi. Vallahi çok özür dilerim ama başımda öyle bir ağrı var, öyle bir ağrı. Hiç sorma. Şaka yaptım ben. Ha. Şaka. Geç otur. Ben seni bilmem. Biraz bir şey seni istedim. Ha. Otur. Otur da renkleyin bakalım. Yok oturma. Al. Ne oldu? Dön be yürü. Dön. Sen çok güzel bir kız oldun Mami. Ya. Sağ ol abi. Vallahi. Biraz kilo aldın, çok yakıştı sana. Ne? Kilo mu aldın? Çok nasıl yani? Değil be yürü. Çok değil. Sen çok sayıştırdın. Birazcık kilo aldın, çok yakıştı sana. Sağ ol abi. Başka ne var yok abi? İyisin. İyiyim abi. Artık hapsettim. Bitti çok güzel. Bitti anacım, bitti. Haklısın anne. Hah, geldi. Ben kilo mangalı yakmadım kızım. Ne? Baba sen bana mangalı ya, ben dedim. Şaka yaptım ya, ben halledeceğim. Hani Mustafa nerede? Vallahi endişe dedim ama işi kalktı, kaçtı. Ya, tamam. Madem ben dedim, siz baba oğlu yakın ateşi, biz aynı işine nasıl ömrü bekleyelim? Hadi baba, yürüye kalın. Yok oğlum, sen okulda ben hallederim. Yürü hayatım neyse. Yok oğlum, o kadar yol geldim, ben hallederim. Ne olacak be baba, yürü. Hem tohbet ederim, hem yakar mangalı. Otur oğlum, otur. Bırak sen anayı da ben hallederim. Ha, otur sen dinle. Madem ısrar ettim bu kadar, otur ayı. Ya
da burada bir iş bulamazsak. Geleceğin neredeyse oraya gidip oğlum. Seni engellemek niyetinde değil. Bilirim de baba. Ne zaman engellediniz? Aksine destek olurum. Ama dediğim gibi hasretlik zor. Haklısın oğlum, haklısın. Geldim! Dedem, sakla da nasıl güzel geldi dedem. Dur dede, ihanetçi! Doldurmam dede, doldurma çünkü sen dinlemen. Dinlemesi bir...
bir şey olacak Allah için. Ama durduruyorum birazcık daha için. Bekleyeceksin de beraber içelim. Ben beraber. Söz. Söz. Umarım öldürürüz ha. Beybe. Sen kaç yaşındasın? 24'e bastık ya ben de. Ben daha 22 ya geçen gün girdim. E ya. Orası öyle dedi. Dede. Yani bir şey. Eylül! Efendim dede. Al anamı da gel. Tamam dede. Anne. Ha dede. Hoş geldin. Hadi dede. İçtin geç ama. Baba. Ne yapayım be Eylül? Dede ben buradayım. Biz de bir bardak içelim. Adam 3 bardak da girdi abi. Dede iyi miyim? Dökün bana. Aliye. Mehmet bize şarkı söyleyecekmiş. Ya. Eski günlerdeki gibi. Hadi söylesin. Hadi. Söyleyecektim ama dinlemediğin için söylemeyeceğim dede. Yok oğlum söyle. Dede nedir var? Bir söyle hadi. Nasıl isten olsun? Hareket yoksa yavaş isten dede. Oynak! Oynak! Tamam. Kapat da yavaşla. Deme bana. Hadi. Hadi. Et yok. Tamam Simuba. Tamamım. Söyle Esra şarkıcını, beğenin, kadın. Ha. Hadi. Hadisin baba. Ya hadi oğlum. Hadi. Beğenin şarkısı.
işiniz oldu. Hayatım. Sen ne oldun Nisa? Düşün baba. Niye erken geldin sen? İşiniz oldu dedim ya. Ne işi? Bankadan kredi istediydim ya hanım. Ne? Kredi? Ne kredisi? Yani ben bankadan kredi istediğimi sana söylemedim. Ya vallahi billahi söylemedim. İki gözüm kör oldu ki söylemedim. Ne kredisiymiş bu? Sera kredisi. Çiçek. Ne? Ondan sonra sebze. Ne? Baba kim yapacak bu işleri? Biz kızım ben sen anam ailecek. Bu çiçeği böceği hangi tarlada ekeceksin ya? Bizim tarlamız mı var? İskandan aldığımız o dörtlüğün tarla yok. Suyu da var. Göreceksin. Kısa zamanda her şeyi yoluna koyacağız. Kamyonlar sıra sıra gelecek zeytinliği almaya. Neyse. Ne pişirdiniz? Kuru fasulye yemişim baba. Oh bir soğan. Biraz da tuz yiyelim ha. Hadi kapını yiyin. Ben az önce yedim istemem siz yiyin. Hadi hanım. Kapını hem yiyinle gidecek bak be. Yürü git de kendin hadi. Hadi oyalanma ha. Hadi. Tamam. Görüşmek üzere.
kısa zamanda kamyonlar sıra sıra gelecek Sevan'ın önüne. Domatesler, ıspanaklar, sonra çiçek serası kuracağım. İki sera değil de karanfil serası. Ya işlerin hepsini yetişmezsem iki dalga tutarım yani. Sakın bana şimdi bakın o alana bürünme. Malay kaçmamak. Ne var? Bırak biraz da ben böbürleneyim. Biraz da ben insanlara yükselttim bakayım. İnsanın cebinde parası olduktan sonra yürüyüşü bile değişir. Uğurlar olsun de işin rast gelsin de. Tamam.
zamanlandığı yaş. Mesela bir durum olduğunda o zamanlar 20'li yaşlardaydım. Taşı sıksam suyunu çıkarırdın demezler mi? Tanımlaması biraz ağır kaçtı sanki ama. Kusura bakma oğlum.
ya. Çok güzeldi baba. Kızdan var mı? Ya varmış. Aslında Londra'da yaşarmış ama adam buraya ev yapayım demiş. Hani ileride evlatları belki eve dönmek isterse diye. Kim burası? Kim? Senin? Hayırlısı olsun. Nereye? Senin anlat oğlum. Ben 5-1 senedir İngiltere'deydim. Staj için gitmiştim. Bugün döndüm. Yani artık bakalım buralarda iş arayacak. Gerçekten benim hiç sıkıntım yok. Ya hastaneye girelim, ya bir klinik açarım. Bakalım. Allah sıkıntı vermesin kardeşim. Geldin mi acaba? Geldim baba, geldim. Gel. Sana konuşmayacaktım ama. Gene ne oldu? Neyse. Ne oldu baba? Bir de soran ne oldu diye. Ben sana küçükken de söyledim. Bence sen adam olmadın. Olman da olman. Nasılsın dede, ben elini öpeyim. Sen kimsin be? Beni tanımadın, bak bakalım. Tanıdım. Becemal. Ben Metin arkadaşıydım, o soyadını bilmem. Al oğlum. Hayır, duamızsın senin. Neyse, ben artık gideyim. Oturalım, bir şeyler hazırlayacağım. Hani elimi çevirme öyle gidelim. Yok, başka zaman tekrar gelirim ben. Yok, olmaz vallahi, adam birine var bizi. Dilini kurtulamayın artık. Ben nasıl olurum, otursun ama. Yok, emin. Dediğim gibi daha demin şimdi geldim, eve bile uğramadım. Tamam, o zaman söz ver, yakın zamanda gene geleceğim. Söz. Madem artık görüştük, sık sık geleceğim. Tamam. Hadi dede, görüşürüz. Ne var oğlum? İyi günler. Hadi görelim. Ey anlat oğlum bakayım ne var ne yok. Anlatayım baba. Dediğim gibi işte, böyle birkaç aylığına bir iş buldum. İnşallah hayırlı olur da daha iyi bir iş bulurum bundan sonra. İnşallah oğlum. Bizim de durumlar pek iyi değil mi? Bilirim de baba, bilmez miyim? Onun için zaten uğraşırım bir iş bulayım. Bir adam geldi Seray'a, artık aşıyı birleşik bir tamamlamadı. İstediği satayım yine Seray. Ne düşünün baba? Vallahi daha bir şey düşünmüyorum. İşte adamın verdiği fiyat bizim borcun bir kısım altınladı. Ne kadar kısım altınladı baba? Bin istediğin kadar bir altından ödedi fiyatı. Baba, peki sen bu seraları satmazsan bu borcun altından tek başına kalkar diyecek? Vallahi bu zamanlar zor oldum ama. O zaman bana kalırsa sat da kurtulur baba. Yani baba öyle olacak oğlum, çünkü biraz daha satmasak oturduğumuz evi de kaybedecek. Ya duymasın derim bak, yine tutmayacak. Bu baş sözü dinlemeye, aha böyle olur ne cevap. Ben sana beni kandırma, yoksa çok pişman olacak dedik. Allah'ım. Ölümün. Gel usta.
sattı. Alan adamla bana iş teklif etti. Ne? Yani kendi iş yerinde işçi olarak çalışacak ha? Evet. Ama borcum bir kısmı daha durur. Ne kadar istedin? Bin kusur daha durur oğlum. Bin istedim daha durur. Daha! Benim acı çıkan lazım. Ne olur? Öyle bir işim var anne. Yani hayırlı bir iş. Ya. Hayırlı bir iş. Yeni yol alacağım. Güle güle oğlum. Memnun ol. Baban uçtu. Baba, kardeşim uçtu ha. Haklısın kızım, haklısın. Biri bana burada neler olduğunu söyleyecek yoksa ağzını çekseydi ve bağıran şimdi burada. Abi başım oldu anne. Ne? Evet. Çok zengin. Patronun kızına. Ya! Evet, zengin bir kız, güzel. Kim kime aşık oldu? Hem kim kime arıyor da götürsün merak ettim. Gel baba, gel otur. Gel kim kızım. Abim aşık oldu, patronun kızına ne? Evet. Ben de kendi kendime karar verdim. Gazet hayat inan vereceğim. Evet, benimle evlenmek isteyen biri de çıkarsa hemen evleneceğim. Dede karar verdin ama bu gazeteye çok para ister ya. Para mühim değil bizim. Bende para çok. Bomba para çokmuş. Tabii ki para çok. Dedemin parasıları çok. Öyle değil mi dede? Yaşa bizim. Dağlarda anladı beni. Gören anladı beni. Dede dede düşerim. Sevdası bağladı. Aman dede kimsizler bu kutlu. Ben size bir şey söyleyeceğim anne. Hayır.
haberim var. Oturalım da sonra söyle. Yok yok. Şimdi söylesem daha iyi olacak. Yarın akşam annem ve babam hayırlı bir işin size gelmeye karar verdiler. Ne? Be çocuklar, daha fazla sürprize gerek yok. Yani benim yaşlı yüreğim dayanamaz artık bunlara. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Anne, dedem öyle bir uyku çeker ki, yani top patlasa yanında kullanmaz. Rüyasında evde değil. Olabilir. Elinde bu mektubu buldum. Sıkı sıkı tutar elinde. Ne yazın? Yok ya. Belki de adam Emete'ye mektup yazdı. Abi, gir. Aç. Emete'ye bu aşk mektubu yazmış. Hadi aç. Olsun. Adamın ödelidir bu. Bu kadar olmaz, ayıp olur. Ben aşk ve aşk da ben sonra yaparım. Aç hadi. Aç. Ne kadar merak ettim. Ne kadar merak ederim ama. Aç onu da bak annemi. Adama bak. Biraz. Sanki de el aleme sesleri. Girişle yaptı. Hadi. Okuyorum. Hadi. Merhabalar. Ben aşağıda imza sahibi Mülayim Gölbaşı. Ünlüyüm. Bankada bulunan bütün paracıklarımı torunum Eylül'e bırakıyorum. Ne? Dinle. Paraya bak. 50.000 isterli. Ama öyle. 50.000 isterli. İnanamıyorum. 50.000 isterli. Adam parası var derdeş, birimizin anlamı geliyor. 50.000 isterli. Anlamı. Ne doğru söyledin abi? Doğru mu ne? Ben sana demedim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Protokol, kıymetli basın mensupları ve değerli sanatsever Mersin halkı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlemiş olduğu 2. Türk Dünyası Tiyatro Günleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli Mersinliler, 5 gün boyunca dolu dolu birbirinden güzel tiyatro oyunları sizleri bekliyor. Bugün ilk olarak Bekir Kara'nın yazıp Bekir Kara'nın yönettiği Dedemin Paracıkları adlı oyunu izledik. Bu güzel oyunlarından ötürü, bu güzel performanslarından ötürü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzel Yurt Belediyesi Şehir Tiyatroları'na çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Yine o kıymetli alkışlarınızla şimdi oyunumuzun yazarı ve yönetmeni Sayın Bekir Kara hocamızı sahneye davet ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzel Yurt Belediye Müdürümüz Sayın Süleyman Aldağ Beyefendi alkışlarımızla sahne davet ediyorum. Değerli Mersinliler, şimdi kıymetli alkışlarımızla çiçek ve plaket takdimi yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz Beyefendi sahneye davet etmek istiyorum. Yarın akşam buraya davet ediyorum. Bu salonu dolu dolu değerlendirmemiz lazım. Bu kadar emek çekiyor arkadaşlarımız. Kıbrıs'tan geliyor, Suriye'den geliyor, Irak'tan geliyor, İran'dan geliyor. Ama bu salon dolmadığı zaman da arkadaşlarımızın gerçekten moralleri bozuluyor. Ben herkesi yarın tüm yakınlarıyla beraber bu salonu doldurmaya davet ediyorum. Arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir hafta boyunca. Değerli Mersinliler, yarınki programımız...
başına ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm. Hey. Yine geldi bu Suriyeliler ya. Üstlerinin çamuruna pisine bak. Her iki günde bir sınırdan geçiyorlar. Çamurlarıyla, pisliğiyle buraya da geliyorlar. Ondan sonra gel burayı temizle. Sen işine bak evladım. Tamam abi, tamam. Selam. Aleykümselam da. Nerelisiniz? Suriyeliyiz. Suriyeliyiz. Neresinden? Humusluyum dayı. Humus. Halepliyim dayı. Halep. Ben de Şamlıyım dayı. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah yardımlarını kessin abi ya. Haramdır, günahtır evladım. Öyle deme. Neylerine yardımcılar olsun? Yakında vatanı onlara bırakıp gideceğiz. Memleketi işgal ettiler. Neyiniz eksikti kardeşim? Her şeyimiz vardı. Niye bıraktınız vatanınızı o zaman? Her şeyimiz vardı. Ama onurumuz ve haysiyetimiz elimizden alınmıştı. Tabii. Yıllar boyunca Serhat Akın'da yaşadık. Sen onu benim külahıma anlat. Sen bizim yerimizde olsaydın ne yapardın? Niye senin yerinde olayım ben? Hadi ya. Hadi gidelim arkadaşlar. Kendini bizim yerimize koy. Daha bir git abi. Hadi ya. Kendini bizim yerimize koy. Ben sana demiyorum dayı, o Suriyelilere diyorum. Evladım, sen çaresizlik nedir bilmezsin. Yaşamadım. Dilerim Allah'tan sana böyle bir çaresizlik vermesin. Hadi durun kardeşler, nereye gidersiniz diyoruz. Biz ilk defa geldik buraya. İlk defa geldik. Dedek yeriniz var mı? Hayır, hayır. Ne yapacaksınız, nereye gidersiniz? Yarın inşallah Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa mı? Evet, Avrupa'ya. Tamam o zaman. Bugün gel misafirim olur. Yok, zahmet etme. Allah aşkına. Eyvallah, eyvallah. Bugün misafirim olur. Bugün misafirim olur. Hoş geldin. Siz bizim misafirimizsiniz. Bu vatan herkese yeter. Hepimize yeter. Buyurun. Buyurun. Asırlardır kıratımı suladım. Kardeşim ya, öldük bir Suriyelilerin elinden ya. Her gün sınırdan geçiyorlar, geliyorlar buraya üstlerin çamuruyla, tozuyla, pisiyle. Ondan sonra gel burayı temizle. Çekilecek dert değil kardeşim. Vatanı işgal ettiler ya. Ormanın akışına kendini bizim yerimize koymuş. Neymiş? Kendini bizim yerimize koy.
kimsiniz? Burası neresi? في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد قل للمليحة قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد يا ليل يا ليل يا ليل يا Tanrısı olan. Suriye'nin tanrısı. Hadi. Hadi kaybolun. Çıkar çıkar ayağa.
açıklayayım abi. Ben Türk'üm. Memnun oldum. Ben de Çinliyim. Oy verdin mi oğlan? Hayır. Ben Türk'üm. Parmağını göster.
Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çorba yapıyorum. Ne çorbası? Gene çorbası. Yazık! Günah! Haram! Kedi çorbası olur mu? Hem hayvan hakları diye bir şey var. Hayvan hakları diye bir şey var. İnsan hakları yok mu? Biz burada açlıktan ölürken insan hakları nerede? Bizi görmüyor mu? Siz aç kaldınız mı? İştahlık yediniz mi? Açlıktan karnınıza taş bağladınız mı? Hayır, bilmezsiniz. Ateş düştüğü yeri yakar. Demeyiz bu fiyatta. Bir saniye.
3.000 dolarmış kişi başı. Nereden getireceğim? Tamamdır. Mecburuz. Tamamdır. Mecburuz. Tamam. Haberim yok. Ne zaman? Belki yarın gece yarısı. Tamam. Kardeşim, 3.000 dolar. Nereden getireceksin? Sen nerede? Her şeyi satarız. Her şeyi satarız. Yapacak bir şey yok. Her şeyi satıp gideriz. Başka çaremiz var mı? Yoktur. Yoktur. Saatin güzelmiş. Bu yüzükten saati alırım. Saat dedemin yadigarı. Yüzük nişan yüzüğü. Yoksa geçiş yok. Hadi işine. Tamam. Yardım et. Allah belanı versin. Eyvallah, neden merak etmesin, saate emin ellerde. Thank you.
Tutmama seni. Ne oldu? Ne yaptın sen? Mayla basmışsın. Atlamayacağım değil mi? Yok atlamayacağım. Atlamayacağım! Yok. Başlıyorsun. Elinle bastır üzerine. Bırakma beni. Ben yardım çağıracağım. Sakın kıpırdama seni. Tamam mı? Tamam. Bırakma beni! Eşhedü en la ilahe illallah. Thank you.
Mülteciler hazır efendim. Hazır mı? Evet. Efendim uçları aldın mı? Evet aldım. Tamam hadi gönder. Ah!
Thank you.
Sayın Valim, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Protokol, kıymetli basın mensupları ve siz değerli sanatsever Mersin halkı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 2. Türk Dünyası Tiyatro Günleri'nin 4. gününe hepiniz hoş geldiniz. Bugün Suriye Türk Tiyatrosu Ya Siz de Kurtulamayanlardan Olsaydınız adlı oyunlarını sergilediler. Huzurlarınızda kendilerine bu güzel performanstan dolayı çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Evet efendim, yönetmenimiz selamlarını verdiler. Şimdi yönetmenimiz Sayın Murtaza Karaali'ye plaketlerini vermek üzere Mersin eski valimiz Sayın Akif Tığ Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Efendim şimdi muhterem Mersinliler, İnanın söyleyecek söz bulamıyorum. Tabii öncelikle bu 2. Türk Dünyası Tiyatro Haftası nedeniyle pazartesiden beri buradayız. Seyrettiğimiz güzel eserler ve tiyatrolar için öncelikle Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama onun ötesinde bu akşam gerçekten ta başından beri çok duygusal anlar yaşadık. Ya söyleyecek söz bulamıyorum. Zaten bunları hep görüyoruz, yaşıyoruz. Fiilen içindeyiz. Ve Suriye'den buraya teşrif eden, bu gecemizde bizleri onurlandıran, gerçekten hepsi birbirinden değerli arkadaşlarıma şeref verdiniz diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ayaklarına sağlık diyorum. Tamam mı? Daha nice günler için kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet efendim. Şimdi değerli yazarımız Sayın Muhammed Milli Beyefendimize çiçeklerini takdim etmek üzere Mersin Vali Yardımcımız Sayın Şükrü Yıldız Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. Değerli misafirler, değerli Mersinliler, şimdi o kıymetli alkışlarınızla oyuncularımıza çiçeklerini takdim etmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Turan Karadağ Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye de davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. Saygıdeğer misafirler,
Gerçekten bugünkü tiyatrodan çok duygulandık. Vatan bizler için çok önemli. Bayrak, hürriyet, özgürlük elden gittiği zaman toparlaması çok güç oluyor. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. İnşallah biz bu son vatanımız olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hür ve bağımsız bayrağımızın dalgalanarak ezanımızın susmadan devam etmesini temenni ediyorum. Bizler inşallah o duruma düşmeyiz. Sağ olun. Değerli Mersinliler, şimdi de oyuncularımıza katılım belgelerini takdim etmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Sayın Aşkın Günay Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Buyursunlar efendim. Mersinler, son olarak deminki resim sanatçımızın özel ricası üzerine kendisinin çizdiği tabloyu hediye edeceklermiş kendileri. Hediye etmeleri üzere Sayın Hocamız, değerli Hocamız Sayın Kudret Ünal Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum efendim. Buyursunlar. Mersinliler, ikinci Türk Dünyası tiyatro günlerinin son günü yani yarın Irak Türk Tiyatrosu bizlerle beraber olacak. Hepinizin katılımını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.